Merhaba arkadaşlar. Bu videoda unstyled component meselesini masaya yatırıyoruz. Anladığım kadarıyla çok merak edilen bir konuymuş bu. İnsanların kafalarında tahmin ediyorum ki çok fazla soru işareti var. Unstyled component nedir? Şahsiyen neden Rika'yı kullanıyor Vue tarafında ya da React tarafında neden Radix adında başka bir şey kullanıyor? Buraları birazcık aydınlatmaya çalışacağım aslında. Rika UI özelinde aydınlatacağım ama bu Radix için de böyle, normal şahsiyen için de böyle. Unstyled component olarak geçiyor bu komponentler. Şimdi bu unstyled nedir? Onu biraz işin geyini yapalım. Bizim diyelim ki bir tane modal box'ımız var. Yani bir düğmeye tıklıyorum, ekranın ortasında bir kutu açılıyor. Şimdi bu kutunun açılması bir mesele. Açıldıktan sonra işte yukarıda biliyorsunuz genelde çarpı işaret olur. Ona basarsınız kapanır. Ekranın boş bir yerine tıklarsınız yine kapanır. ESC tuşuna basarsınız kapanır. Bunların hepsi biz bir modal box implementasyon yapacağımız zaman düşünmemiz gereken hikayeler. Artı bir de bunun erişilebilirlikle ilgili olan kısımları var. Şimdilik oralara çok fazla girmeyeceğim. Biz daha çok işin fonksiyonelite kısmından girelim istiyorum, konuyu uzatmamak adına. Dolayısıyla biz bir basit drop down da yapacak olsak, kendimiz sıfırdan implement edecek de olsak, bir drop down'un ekranda ilk görünür hali, sonrasında tıkladık aşağıya doğru açılma hali, belki oradaki animasyonlar. Açıldıktan sonra bir item'ı seçtiğimizde tekrar geriye kapanması, seçtiğimiz item'ın value'sunun işte bir yere atanması, bir event oluşması ya da ekranın herhangi bir yerine tıkladığımızda o dropdown'un geriye toparlanması gibi bir sürü komponentlerin fonksiyonları var. Eğer sıfırdan komponent yapmaya çalışmışsanız dediğimi çok iyi anlayacaksınızdır. Burada bu işin mobil tarafı var, desktop tarafı var, tarayıcılar arasındaki uyumluluklar var, işte CSS ile ilgili bir sürü çözülmesi gereken problem var. Günün birinde adamın biri demiş ki, ya kardeşim ben ki bu hissi bu işlerle uğraşan herkes de yaşamıştır. Ya ben her seferinde bunları düşünmek zorundayım. İşin tasarımından ziyade daha tasarımına gelmeden biz enerjimizin çoğunu komponentlerin fonksiyonalitesiyle beraber harcıyoruz. En sona da bir tasarım buna giydiriyoruz. Velhasıl günümüzde unstyled komponentler bize şunu sağlıyor. Bir drop down olabilir bu, dediğim gibi. Bir modal box olabilir. Şuradaki düğmeleri şeye bakabiliriz. Bir calendar olabilir. Ne bileyim, bir buton olabilir. Bir slider olabilir. Önemli değil ne olduğu komponentin. Ben bunun, bu komponentlerin sadece ve sadece işlevselliğine odaklanıyorum. Sen tasarım olarak bunun üstüne tailwind mi geçirirsin, kendin CSS mi yazarsın, başka bir kütüphane kullanıp başka şekilde mi implement edersin, beni alakadar etmez. Ben sadece fonksiyonaliteye odaklanırım demişler. Ve bu Rika UI, öncesinde bunun adı da Radix Vue, Radix Vue olması lazım bunun adı. Şöyle dokümanda bir yerde yazıyordu. Şurada yazıyorsa yazıyordur. Aynen. Bu arada Rikuh diye pronounce ediliyormuş. Şimdi ben buna ne diyeceğim? Rikuh mu diyeyim buna mesela? Neyse, ben Rika diyeceğim. İşte Malay dilinde design anlamına geliyormuş. Eureka'yı da andırıyormuş falan filan. Önemli değil. Zaten rebrand aşamasında şu anda. Yani Radix Vue'dan Rika'ya transfer etmişler markayı. Ama önemli değil. Bizim konumuz bu değil. Şöyle get started diyelim. Şimdi bir örnek yapıp aslında hikayeyi biraz pekiştirmek istiyorum. Ve size paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bir tane Vue projesi oluşturdum. Şöyle açayım Vue projemi. Kapatayım. Buraya bir tane Rika UI ekleyelim. Rika UI tek başına görsel olarak hiçbir şey ifade etmeyen bir şey, kütüphane. Şimdi göreceksiniz zaten. Run dev diyelim. Şöyle kapatayım şunu. Ctrl J diyelim. Şuraya gelelim. Şu uygulamamız zaten burada açıktı. SRC'ye gelip bilerek çok baştan anlatıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim şuraları temizlerken. Şimdi bazı arkadaşlar videolar çok uzun diyor. Bazı arkadaşlar tam anlattın, güzel bir yere getirdin, kestin diyorlar. Şimdi konular detayda, mesela bu unstyled meselesi de bunun felsefesine indiğimiz zaman o kadar derin ve anlatacak o kadar fazla şey var ki bir yerde kesmek lazım. Hatta bununla ilgili bir video çektik. Daha yayınlanmadı. Ömer'le sanırım, evet, Ömer'le içerik üretmekle ilgili bir bölüm çektik. Orada da bahsediyorum. Belki bu video yayınlandığında yayınlanmış olur. Yani herkesi mutlu etmek mümkün olmuyor. Ben şeye anlam veremiyordum. Bazı şeyler, insanlar yurt içinde ya da yurt dışında
Visual Studio'yu bile sıfırdan kuruyorlar. Diyelim ki Vue anlatacak. Ta en baştan geliyorlar. Demek ki bunun bir mantığı varmış. Şunu da şu tarafa doğru şöyle şey yapayım, çekeyim. Dolayısıyla normalde Rika.io'yu falan kurup hazır getirecektim. Kod üzerinden anlatacaktım ama dediğim gibi bazı arkadaşlar onu öyle sevmiyor. Bir de bilmek de zorunda değiller bu arada. Çok meraklıdırlar, yeni başlamıştırlar. Şurada Hello World yazalım. Şurada Hello World'u görelim. Güzel. Şöyle Getting Started diyelim. Dediğim gibi Rika.io zaten bir komponentler şeyi, kütüphanesi. Böyle bir şey varmış. Şu template'i de kopyalayalım. Bu ne bu arada? Bu ne komponenti? Popover'mış. Tamam. Geliyorum şuraya. Şöyle komponenti koyuyorum. Tamam. Şimdi normalde biz ne görmeyi bekleriz? Bir design sistem ya da design sistem demeyeyim de diyelim ki material UI gibi bir şey kullanıyorsaydık, Ant Design gibi. Şu anda ben ekranda cicili bicili güzel görünen bir şey bekliyorum. Popover bekliyorum değil mi? Şimdi geliyorum şeye, Vite uygulamama. F5'i yapıyorum. Lan gelmedi çünkü diye. Halbuki yok. Şu anda düzgün çalışıyor. Bir tane düğme var. Gördüğünüz gibi hiç stil ya da ona benzeyen bir animasyon, hiçbir görsel dokunuş yok bu komponente. Ama olması gereken bu. Doğru yoldayız yani. Şöyle inspect diyelim. Şöyle bir inceleyelim. Safi bir buton var. Tıkladığımda işte popover olduğu için içerisindeki content, şurada görüyoruz content'i. Content bu şekilde görüntüleniyor. Tamam, süper. Dolayısıyla bu komponentle ilgili olan fonksiyonaliteyi bize Rika.io sağlamış durumda şu anda. Ben diyelim ki şahsiyenim. Aldım bunu. Diyorum ki benim kafamda bir design sistem var. Ben onu buraya uygulayacağım. İşte şahsiyen Tailwind kullanıyor biliyorsunuz aynı zamanda. Şu anda Tailwind'i yüklemekle uğraşmayacağım. Şöyle geleceğim tekrar şeye, ne derler, Rika.io'ya. Tekrar şu kodu kopyalıyorum. Burada farkındaysanız sadece deminkinden farklı olarak komponentlere class verilmiş. Geliyorum. Yapıştırıyorum. Class'lar verilmiş. Alt tarafta da bu class'lar implement edilmiş. Gerçi her şey beyaz olmuş ama şunları black diyelim de. Bizim arka planda beyaz olduğu için. Bakalım ne olacak şimdi. Şunu kapatalım artık. Orası anlaşıldı. Hiçbir şey olmadı. Heh. Yeniledim. Şöyle yapalım. Text color. O kadar uzun zamandır şey yazmadım ki. Ne derler, CSS. Text color değil miydi ya? Font color mıydı? Oğlum text color'dır lan. Font color mıydı? Font. Lan ne font color ya? Düz color ya. Ulan Tailwind anamızı ağlattın kardeşim ya. Şöyle şu background siyahsa şöyle koyalım. Tamam. Yenileyelim burayı. More info. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha görece, işte atıyorum şu content'tir muhtemelen. Şuna bir border reduce verelim. 4 piksel. 4 az oldu. Şuna 10 diyelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş anlamlı bir hale gelmeye başladı. Şu trigger dediği düğmemiz. Bu düğmeyi de birazcık şey yapalım. Border reduce 10 olsun. Border işte ne olsun? Gray olsun. Bir tane padding verelim. Aslında temelde gördüğünüz gibi çok daha görüntüsü güzel, kendime has bir komponent elde etmiş oldum görüntü itibariyle. Temelde aslında hikaye bu kadar. Bitti. Yani unstyled'dı. Adı üstünde zaten. Stili olmayan, stillendirilmemiş bir komponenti aldım. Bir iki CSS dokunuşuyla bu hale getirdim. Tabii burada şöyle şahsiyene falan gidersek eğer, şunu birazcık şu tarafa alırsak, burada çok büyük bir işçilik olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani sıfırdan bir proje için, tabii projenin büyüklüğüne, gereksinimlerine göre değişir. Sıfırdan böyle bir şey yapmak ne kadar akıl kârı emin değilim. Ama istendiği takdirde işte Tailwind'i koyup bunun yanına sıfırdan siz kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Design sisteminizi bu komponentlere uygulayıp kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Şuradan gidip bir tane daha şey yapalım. Komponent library'sine gidelim. Desteklediği. Bak gidiyorum şimdi komponentlere. Buradan görece basit bir şey seçelim.
Mesela select, gerçi select de buna benziyor. İşte akordiyon diyelim mesela. Görece basit bir komponent. View code diyelim. Ha bak, güzel yapmışlar. Tamam. Şunu şöyle bir kopyalayalım. Kopyaladım. Komplesini kopyalamıştır diye tahmin ediyorum. Aynen. Iconify view diye bir şey. Tabii ikonları mikonları siz şey yapıyorsunuz hep. Burada hiçbir şey yok. Altını tekrar çiziyorum. npm add diyelim. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey karışmıyor adamlar. Adamların tek derdi fonksiyonalite. Şöyle kaydettim. Şunu indirelim tekrar. Gelelim şöyle kodumuza tekrar. Yenileyelim. Ne diyor? Styles diye bir şey varmış. Tamam, onu da ekleyelim. Üşenmeyelim. 2 dakikada. Aslında ben anlatacaklarımı bu arada şey yaptım. Anlattım, onu söyleyeyim. Şurada style sekmesi var. Şunu da kopyaladım. Aynı şeye koyalım. Dizine koyalım. Hiç uğraşmayalım. Styles.view değil mi adı? Aynen. Şey, view değil de CSS. Bunu da buraya koydum. Burada ne var? Şu colors meselesi var. Bunlar ekstra. Şuraya geldim. Bunu da yükleyelim. npm şey run değil de add miydi? Hı. Tamam. Bunları da ekledik. Şöyle kapatalım. Burayla da bir işimiz yok. Geldim buraya. Tamam. Onun çalışmasını bekliyoruz. Geldik. Yeniledim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Niye? Çünkü bütün stili mitili bunun içerisinde. Şu stillerin stillendirmeyi kaldıralım şuradan CSS'imizi. Kaldırdık. Gördüğünüz üzere saçma sapan bir görüntü var. Yani hiçbir görsel anlam ifade etmiyor. Ama stillendirdiğimiz anda normal pure Java şeyle, CSS'le, CSS'e de gidip bakabiliriz bu arada. Normal CSS'le beraber bütün animasyonları ve benzeri şeyleri, görsel, şimdi çıkartayım gözlüklerimi. Tüm görsel hikayeleri burada tanımlayıp kullanabiliyoruz. Burada şey de var Reka'nın dokümanlarında. Aynı komponenti, gerçi Tailwind 3 burası biraz eski kalmış. Tailwind'in biliyorsunuz 4. versiyonuna geldik. Tailwind seçtiğinizde de burada bir Tailwind konfigürasyonu var. Bunda çok bir işimiz yok aslında bizim. Radix UI yine colors'larını koyuyor. Çünkü kendine has bir renk paleti var Radix UI. Siz değiştirebiliyorsunuz bunları. Override edebilirsiniz ya da kendi paletlerinizi oluşturup kullanabilirsiniz. Seçtiğinizde gördüğünüz üzere artık class bizde elle manuel, bir dakika pardon. Editöre tıklayalım tekrar. Biz elle class isimlerini şu şekilde vermiştik. Görüyorsunuz. Buraya geldiğimizde burada Tailwind kullanıldığını görüyorsunuz. Yani buradan bir iki denemeyle bu kafayı çok daha iyi anlayabilirsiniz. İşte burada dediğim gibi desteklenen bütün temel komponentler var. Tabii biz bu frontend tarafında buraya nasıl geldik konusu tamamen şey, bir evrimsel süreç, evrimsel dönüşüm. İşte Bootstrap'ten hikaye buralara kadar geldik. Get Bootstrap duruyor mu ya? Bakalım. Bootstrap'den iş buralara kadar geldi. Çünkü zaman içinde bir sürü şeyi biz standartize edebildik. Yani bir modal varsa arka plana tıklandığında o modalın kapanacağı, işte bir akordiyon diye bir şeye ihtiyacımız varmış bizim. Bunun adını koyduk zaman içinde. İşte bir calendar görüntüsü zaman içinde oluştu. Onun fonksiyonlarıyla ilgili, kullanıcıların deneyimleriyle ilgili zaman içinde bir sürü şey oturdu, oluştu. Ve bunların dediğim gibi tekrar altını çiziyorum, işte mobil cihazlarda da düzgün çalışması, işte çeşitli tarayıcılarda, server side rendering'de düzgün render edilmesi, işte client side'da düzgün render edilmesi gibi aslında bir sürü detayı barındıran ve böyle baktığımız zaman da bu şeylerin, unuttum adını ya, sabah unstyled komponentlerin bir sürü problemi de çözdüğünü söyleyebiliriz. Özetle insanlar tasarıma odaklanıyor, fonksiyoneliteden bağımsız olarak. Tasarıma odaklanıp tasarımla ilgili geliştirmeler yapıyorlar. Bir grup insan da tasarıma değil fonksiyonaliteye odaklanıp fonksiyonları gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi Radix UI'da gidip bakarsak ben bu konuyu anlatırken işte Vue bağımsız, Reka bağımsız anlatmaya çalıştım. Konsepti anlatmaya çalıştım daha çok. Gelip buradan da şeye bakarsanız eğer şöyle dokümantasyonuna, Radix UI'ya aslında konunun aynı olduğunu görebilirsiniz. Hatta şöyle şahsiyene bir gidelim. UI.şahsiyen.com'a gidelim.
burayı kurcalarken gördüm. Şurada nereye tıklamıştım? Create sanırım. Radix UI, Base UI diye bir şey varmış. Ben onu mesela bilmiyordum. Bakalım ona bir. Nasıl bir şey o? Base UI. Ha! Bunu ben görmüştüm. Görmüştüm de ben bunu unutmuştum ya. Dokümantasyonu tıkladık. İşte mesela butona tıklayalım. Yani şahsiyen alt tarafta hem Radix'i kullanıyor gördüğüm kadarıyla isterseniz hem de Base UI'yi kullanıyor. Dolayısıyla bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer kanala abone olup bildirimler açarsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İşte merak ettiğiniz böyle konular varsa paylaşırsanız ben de öğrenip sizle paylaşmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.